Evet değerli izleyenler, Manier Tohumculuğun sunduğu Antalya Growtech Tarım Fuarı'nda Tarımsal Mekanizasyon Holü'nde ziyaretlerimize devam ediyoruz. Oruç Karaser'deyiz ve yanımızda Sayın Mustafa Oruç var. Mustafa Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Adil Bey, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yine çok sağ olun. Yine güzel bir standta bayağı bir makine de getirmişsiniz maşallah. Neler evet. Var? Yelpaze genişliyor mu? Yelpaze genişliyor mu? Evet genişliyor. Öncelikle Adil Bey, büyük bir pandemi dönemi geçirdik. Fuarları özledik. Aynen. Müşterilerimiz bizi özledi. İnşallah şu anda devletin ve milletin çabasıyla günümüzdeki hastalığımız olan Covid inşallah atlatılacak. Eski günlere geri döneceğiz. Bu da Antalya'da bunun bir başlangıcı oldu. İşte önümüzde Konya var bundan sonra. İnşallah Covid'in bitip eski günlerin geriye geldiği bir ülke bekliyoruz. İnşallah onu günlere de kavuşacağız. Evet, Antalya Fuarı, Growtech bizim için önemli. Niye önemli? Hakim olduğumuz bir bölge. Hem katı gübremizde, hem taş kırmamızda, hem bazı tip remoklarımızda, tarım remoklarında hakim olduğumuz bir bölge. Dedik gidelim. Müşterilerimiz bizi özlüyor. O yüzden bugün taş kırma makinesi, çeşitli bahçeler için katı gübre makineleri, yine yeni yapmış olduğumuz 175'lik taş kırma makinesiyle fuara katıldık. Ziyaretçilerimiz geliyor, dostlarımız geliyor. İşte özlemler gideriliyor. Her şey bir sonraki güne göre daha iyi olacak. İnşallah bunu başaracağımıza eminim. Türkiye olarak başaracağız, Oruç Karaser olarak başaracağız. Emin adımlarla yürüyeceğiz. Evet, Antalya Fuarı sizin katıldığınız, takip ettiğiniz bir fuar haline geldi. Yurt dışı ziyaretçisi açısından mı yoksa Antalya dünyaya açılan bir pencere mi size göre fuar anlamında? Şimdi şöyle, Antalya Growtech Tarım Fuarı bugün yurt dışı ağırlıklı olan büyük bir fuar. Biz bunu Konya içinde TÜYAP yetkililerine 50 kere bas bas bağırırken dedik ki Türk Hava Yolları ile direkt uçuşları belli bir süre zarfında Konya içinde açın. Bu insanlar İstanbul'a aktarmalı gelip yorulmasın diyoruz ama ne yazık ki bunu dinlemiyorlar. Antalya'da biliyorsunuz dünyanın bir ucundan direkt aktarması olarak Antalya'ya uçuşlar var. Bunun en büyük yani yurt dışından gelen müşteri açısından çok büyük yararı var. Biz yurt dışı açısından da katılıyoruz buraya, yurt içi açısından da katılıyoruz. Niye? İnsanlar Antalya'ya hem tatil yapmaya geliyorlar hem fuarı ziyarete geliyorlar. Bu Türkiye için geçerli ama yurt dışından gelen müşteri hem fuara geliyor, direkt fuara geliyor. Adam bugün mesela iki gün için fuara bir program yapıp gidebiliyor geriye. Niye? Direkt uçuşu var. Bunun çok büyük artısı var. Bir bizim Konya'da yok. Bu bizi üzüyor. Türkiye'nin en büyük fuarı Konya Tarım Fuarı'nda bu yok. Çok değerli dostum Emre Erdiren de aynı serzenişte bulunmuştu. En büyük hayalim Konya'dan direkt Almanya'ya, Hannover'e uçmak diyordu. Aynen öyle. Şimdi Harmak Ahmet Bey olsun, Tarmak bir başkanımız Şenol Önal olsun, özellikle Şenol Önal başkanım bu konuda çok büyük bastırmasına rağmen bak biz tarım makinacılar arkasından duruyoruz. Bu arada yeni görevine tekrar göreve geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Başkanıma da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Yönetim olsun. Herkes bastırıyor ama ne yazık ki yetkililer bu işi bir ciddiye almıyor. Türkiye'nin en lokomotif sanayicileri herkes orada. Büyük fabrikaları orada. Ne yazık ki bu yetkililer tarafından bir ciddiye mi alınmıyor? Artık galeye mi alınmıyor? Neyse bilmiyorum. Hani bu konulara da fazla girmek istemiyoruz. Biz konumuza, ürünlerimize dönelim. Evet, aynen. O inşallah yetkililerin bilebileceği işte. Biz taş kırma makinesiyle Antalya'da şu anda lider konumdayız. Türkiye'nin her yerinde böyleyiz. Biliyorsunuz 2009 yılında bu yolculuğa başladı, taş kırma yolculuğuna. Ve biz bu yolculuğa başlarken bazıları bu işe inanmıyordu. Sonra bir baktık ki bizimle aynı kulvarda yürümeye başlamışlar. Taş kırmada lideriz. İtalyan şanzıman, İtalyan bıçak. Tamamen ithal malzeme kullanaraktan taş kırma makinesini ürettik. Kaç bıçak var makinemizde? 150'likte 32, 175'te 42 bıçak var. 80. Hayır. Bu ikisi de ayrı makine. 150 santimlik de 34, 175 santimlik de 42 bıçak var. Onu ufak etmeye yetiyor. Yetiyor. Biz piknik tüpü büyüklüğündeki taşları istediğimiz büyüklükte kırıp gidiyoruz. Oruç Karaser işte kendine yeni ürünleri de katmaya devam edecek. Konya Fuarı'nda inşallah sürprizlerimiz de olacak. Bu şekilde çiftçilerimizi önümüzdeki fuarda, Mart'ta olan Konya Tarım Fuarı'na bekliyoruz. Arkamızda durduğumuz katı gübre makinemiz var. Bu ağaçlar için özel yaptığımız iki yana atan. Yanında Antalya'daki çiftçilerimiz için sera modeli var. Arkamda durduğumuz kırmızı makinemiz, çift bantlı modelimiz var. Bu şekilde geniş ürün yelpazesiyle çiftçinin istediği ürünleri yapmaya devam edeceğiz Adil Bey.
İnşallah başarılarınızın devamını diliyoruz. İyi bir fuar geçirmenizi diliyorum. İnşallah hep birlikte bütün tarım makinacı sektörde paydaşlarımıza önümüzdeki dönemlerde başarılar diliyorum. Şu ham madde fiyatlarının da zaten artışı moralimizi bozuyor ama biz üreteceğiz. Bu çiftçi için yararlı ne varsa yapacağız. Çiftçiyi durdurursak ülke durur. Yani çiftçi batarsa, çok özür dileyerek konuşuyorum. Küçümsediğim için de konuşmuyorum, kimse kesinlikle yanlış anlamasın. Ayakkabı boyacısı bile iş yapamaz yani. Çiftçi o kadar bu işin ana çarkı. Ana çark durursa fabrikanın şartelini indiririz abi. Çiftçiyi durdurmayalım, çiftçiyi destekleyelim. Devlet de çiftçimizi desteklesin. Üretim yaparsak başarılı oluruz. Bu duygu ve düşüncelerle herkese saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İnşallah hastalıktan arınmış, temiz bir 2022 bekliyoruz. Allah bugünümüzde tekrar bize yaşatmasın. Amin efendim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyenler, Sayın Mustafa Oruç Karaser ve tarım makineleri anlamında yapmış oldukları çalışmaları, hizmetlerini ve güzel fikirlerini bizlerle paylaştılar. Kendilerine başarılarının devamını diliyoruz.